الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا اخرجوا في سبيل الله اثاقلتم تثاقلتم وهو أصله إلا أن التاء أدغمت في الثاء فصارت ثاء ساكنة فدخلت ألف الوصل لئلا يبتدأ بالساكنة أي تباطأتم إلى الأرض ضمن معنى الميل والإخلاد فعدى بإلى أي ملتم إلى الدنيا وشهواتها وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه أو ملتم إلى الإقامة بأرضكم ودياركم وكان ذلك في غزوة تبوك استنفروا في وقت عسرة وقحط وقيض مع بعد الشقة وكثرة العدو فشق عليهم ذلك وقيل ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة إلا ورى عنها بغيرها إلا في غزوة تبوك لئلا ليستعد الناس تمام العدة رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة بدل الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة في جنب الآخرة إلا قليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Efendimiz صلى الله عليه وسلم مدح ثناء eden bir mektubu şerif idi. فَأَكُولُ وَبَنْ دَرِمْ كِ وَبِاللّٰهِ الْعِصْمَةُ وَالْتَوْف۪يكُ Hatalardan muhafaza etmek Mevla'yadır. Hayra muvaffakiyet o da Mevla'dandır. اِنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın Resulüdür. Seyyidu Vuldi Adem'e Adem evladının efendisidir. Bütün insanlığın seyyidi efendisidir. Ve ekserun nasi teba'an yevmel kıyameti, kıyamet gününde ümmet cihetinden, tabi cihetinden en çok olan da odur. Ve ekremul evveline vel ahirine alallahi, Allah katında evvelki ahirkilerin tamamından en hayırlısı, Allah katındaki en kıymetlisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve evvelu men yenşakku anhul kabru, kıyamet gününde kabir kendisinden açılıp ilk çıkacak zat da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ve evvelu şafi'in ve evvelu müşeffe'in ilk şefaat edecek ve ilk şefaate kabul olunacak zat da Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'dır. Ve evvelu men yekra'u bâbel cenneti cennet kapısını ilk çalacak kimse de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Feyeftahullahu lehu Allahu Teala onun için cennet kapısını açacaktır. Ve hamilu liva'il hamdi yevmel kıyameti kıyamet gününde hamd sancağını taşıyan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olacaktır. Tahtahu Ademu femen dunehu o sancağın altında Adem aleyhisselam ve ondan beri bütün insanlık olacaktır. Ve huvellezi o öyle bir zattır ki kâle aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Nahnul ahirune biz sonradan gelenleriz ama ve nahnu sabikuna yevmel kıyameti kıyamet günü bütün ümmetleri geçecek olanlar bizleriz. Ve inni kailun kavlen gayra fahrin. Ben bir söz söyleyeceğim ama övünmek için değil. Ve ene habibullahi ben Allah'ın sevgilisi en çok sevdiği kimseyim. Ve ene kaidul murseline
Ben peygamberlerin kumandanı, büyüğü, önderiyim. Vela fahra. Bunu ben övünmek için söylemiyorum. Ene khatemun nebiyyine. Ben peygamberlerin mührüyüm, sonuncusuyum. Benden sonra peygamber yok. Vela fahra. Övünmek yok. Ve ene Muhammed ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib. Ben Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ Allah-u Teala mahlukatı yarattı. فَجَعَلَنِي ف۪ي خَيْرِهِمْ Beni en hayırlarının arasına koydu. ثُمَّ جَعَلَهُمْ فَر۪يك۪ينَ Allah-u Teala insanları fırkalara ayırdı. فَجَعَلَنِي ف۪ي خَيْرِهِمْ فِرْكَةً Fırka cihetinden en hayırlıların içerisine, en hayırlı fırkanın içerisine beni koydu. ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ Sonra Allah-u Teala bütün mahlukatı kabilelere ayırdı. فَجَعَلَنِي ف۪ي خَيْرِهِمْ قَب۪يلَةً Beni en hayırlı kabilenin içerisine koydu. ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا Allah-u Teala bütün insanları ev ev ayırdı da فَجَعَلَنِي ف۪ي خَيْرِهِمْ بَيْتًا En hayırlı eve koydu beni. فَاَنَا خَيْرُهُمْ بَيْتًا Evi en hayırlı olan kimse benim. وَخَيْرُهُمْ نَفْسًا Kendisi zatı da en hayırlı olan kimse benim. وَاَنَا اَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا Ben insanların ilki olacağım. اِذَا بُعِثُوا Ba'th olunduklarında, kabirden diriltildiklerinde ilk çıkacak olan kimse ben olacağım. وَاَنَا قَائِدُهُمْ اِذَا وَفَدُوا Onlar mahşer sahasına yürüdükleri zaman, gönderildikleri zaman onların komandanı, önderi ben olacağım. وَاَنَا خَطِيبُهُمْ اِذَا نَصَتُوا Sustukları zaman insanlar adına ben konuşacağım. وَاَنَا شَفِيعُهُمْ اِذَا حُبِسُوا Mahşerde hapsolundukları zaman onlar adına şefaat edecek olan, onlara şefaat edecek olan benim. وَاَنَا مُبَشِّرُهُمْ اِذَا يَئِسُوا Ümit kestiklerinde onları ben müjdeleyeceğim. وَلِوَاُ الْكَرَمِ İkramın sancağı. وَالْمَفَاتِيحُ Ve bütün anahtarlar يَوْمِ اِذِنْ O gün cennetin anahtarları hepsi biyedi benim elimde olacaktır. وَلِوَاُ الْحَمْدِ يَوْمِ اِذِنْ biyedi Hamd sancağı da o gün benim elimde olacaktır. وَاَنَا اَكْرَمُ وُلْدِ آدَمَ عَلَى رَبِّ Rabbim katında bütün insanlığın en sevimlisi, en üstünü Allah katında benim. يَطُوفُ عَلَيَّ أَلْفُ خَادِمٍ Benim etrafımda bin hizmetçi dolaşacaktır. كَاَنَّهُمْ بَيْضٌ مَكْنُونَ Sanki onlar saklanmış incilerdir. وَاِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü olduğu zaman كُنْتُ اِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ Peygamberlerin imamı ve onlar adına konuşacak olan da benim. وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ Peygamberlere bile şefaat edecek olan benim. غَيْرَ فَخْرٍ Ama övünmek yok. لَوْلَاهُ لَمَا خَلَقَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ الْخَلْقَ Burada İmam Rabbani Hazretleri sözü ele alıyor. Hadis-i şerif bitiyor. O olmasaydı Allah-u Teala mahlukatı yaratmayacaktı. وَلَمَا اَظْهَرَ الرُّبُوبِيَّةَ Rabliğini de izhar etmeyecekti. وَكَانَ نَبِيًّا Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber idi. وَاَدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينَ Adem aleyhisselam çamurla su arasında yoğrulmaktaydı. Şer, مَنْ كَانَ هَذَا مُقْتَدَاهُ بِأَمْرِهِ Kim böyle bir peygamberin emrine uyarsa لَنْ يَبْقَ ف۪ي قَيْدِ الذُّنُوبِ وَاَسْرِهِ Günahların zincirinde ve esirliğinde asla kalmayacaktır. Anın nuri cemalinden bu alem düzüldü hem vücuda geldi Adem. Anın feyd-i kemalinden bu alem zuhur buldu bilindi sırrı Adem. Hicablardan geçip Hakk'a gidelim cemali ve kemale seyredelim. Anın nuri cemalinden bu alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cemalinin güzelliğinin nurundan bu alem bütün kainat düzüldü. Hepsi vücuda hem vücuda geldi Adem. Bütün kainatın yaratılması ve hatta Adem Aleyhisselam'ın ve insanoğlunun da yaratılması hep onun cemalinin nurundandır. Anın feyd-i kemalinden bu alem, onun kemalatının, olgunluklarının, büyüklüklerinin füyuzatından bu alem zuhur buldu. Meydana geldi, bilindi sırrı Adem. İnsanoğlunun sırrı da onun Allah katındaki değeri ve hikmeti de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile bilinmiş oldu. Hicablardan geçip Hakk'a gidelim, cemali ve kemali seyredelim. Hicablardan, perdelerden, nurdan ve zulmetten olan 70.000 perde vardır. Mevla cümlesini şeyhimiz hürmetine geçmeyi nasip eylesin bize inşallah. Cemali ve kemali seyredelim. Kemalat, kemal sahibi Mevla'nın cemaline doğru yürüyelim. Evet.
Vacıya.